Videomuzun başlığı Müge Anlı'nın programında gerçekleşmiş bir olaya aitmiş gibi gözükse de aslında oldukça bilimsel bir olayı inceleyeceğiz. Öncelikle elimizdeki şu vakaya bir göz atalım. 2014 yılının Haziran ayında bir çiftin bebekleri dünyaya geldi. Rutin kan testleri sırasında baba ile bebek arasında bir tutarsızlık görülünce adamdan babalık testi yaptırması istendi. Sonuçlar can sıkıcıydı çünkü genetik analizlere göre adam bebeğin babası çıkmamıştı. Genetik benzerlik açısından çocuğun biyolojik amcası olarak gözüküyordu. Böyle bir olay karşısında herkesin aklına gelecek tek seçenek kadın eşini kardeşiyle aldatmış şeklinde olacaktır. Benzer durumlarla çok fazla karşılaşıldığından böyle düşünülmesi normal ama ortada kesinlikle bir aldatma yok. 2017 yılında yayınlanan şu araştırmada bahsedildiği üzere baba açısından çok ilginç tıbbi bir durum söz konusu. Aslına bakarsanız bu vakanın çok daha çılgın bir versiyonu 2002 yılının Mayıs ayında önemli bir tıp dergisinde yayınlanmıştı. Bu vakada 52 yaşındaki Karen Keegan böbreklerinde ortaya çıkan bir sorun nedeniyle organ nakline ihtiyaç duymuştu. Böbrek bağışı yapacak uygun donörü arama sırasında aile fertlerinin hepsine genetik testler yapıldığında ortaya inanılmaz bir sonuç çıktı. Normalde Karen'ın 3 oğlu vardı ama yapılan genetik analizlere göre oğlanlardan 2 tanesinin annesi Karen olamazdı. Çünkü genetik materyalleri uyumsuzdu. Şimdi bir önceki vakada akla aldatma gibi bir ihtimal gelse de söz konusu anne olduğunda böyle bir şey mümkün olamaz. Sonuçta kadının her 3 oğlunda bizzat doğurduğunu biliyoruz. Şimdi diyebilirsiniz ki belki doğum anede çocuklar karıştı. Hayır, çünkü oğlanların genetik materyali babalarıyla uyumluydu. Ama bu sonucu değiştirmiyordu. Genetik analizlere göre Karen kendi çocuklarının biyolojik teyzesi olarak gözüküyordu. Meraklanmayın, tüm bu gizemi aşama aşama çözeceğiz. Aslında Karen'ın öyküsünü genetik seviyede analiz ettiğimizde durumu daha iyi anlayacaksınız. Bildiğiniz üzere hepimiz yarısı anneden, diğer yarısı babadan gelen genetik materyallerin birleşmesinden oluşuyoruz. Şimdi şuraya örnek olarak Karen'ın anne ve babasını koyalım. Örneğimizi anlaşılması için biraz sadeleştirerek anlatacağım. Babanın genetik materyali 1-2, annenin ise 3 ve 4 olsun. Karen'ın normalde 2 kardeşi var. T isimli erkek kardeşin genetik analizi yapıldığında 1 ve 3'ten oluştuğunu görürüz. Bu beklenen bir sonuçtur. Babadan 1'i, annesinden ise 3'ü alarak birleştirmiştir. Z isimli diğer erkek çocuk ise 2 ve 3'ten oluşur. Aynı mantıkla bunda da bir sorun yok. Karen'a baktığımızda kadının da 1 ve 3'ten oluştuğunu görürüz. Bu da oluşabilecek sonuçlardan biridir. Yani buraya kadar hiçbir sorun yok. Şimdi Karen'ın evlendiği adamın genetik materyali de 5 ve 6 olsun. Artık vakamızı inceleyebiliriz. Burada Karen'ın oğullarına ait genetik analizleri görmektesiniz. Buradaki oğlunda hiçbir sorun yok. Çünkü 1 Karen'dan, 6 ise babasından gelmiş. Fakat diğer 2 oğlunda 2 ve 5 genetik materyalleri bulunmakta. Tamam, 5 babadan gelmiş ama 2 nereden çıktı ki? Sonuçta ne Karen'da ne de eşinde 2 diye genetik bir materyal yok. İşte bu nedenle bu 2 oğlan Karen'ın çocuğu olamazdı. Ama soy ağacında gördüğünüz üzere 2 tümüyle yabancı birine ait değildi. Karen'ın babasının genetik materyalinde 2 olduğunu biliyoruz. Zaten Karen'ı biyolojik teyze olarak gösteren de bu olasılık. Bunun üzerine hekimler Karen'da çok daha detaylı genetik analizler yaptıklarında inanılmaz bir sonuçla karşılaştılar. Kadının bazı organ ve dokularında asıl hücrelerinden farklı olarak 2 oğlu genetik materyale de rastlanmıştı. Yani bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Karen'ın vücudunda 2 farklı kişiye ait genetik materyal bulunmaktaydı. Doğal olarak vücudunun bir kısmı kendisine aitken bazı kısımları başkasına aitti. Üstelik bu başkası kesinlikle yabancı biri değildi. Şimdi beyinlerimizi daha fazla yakmadan meselenin bilimsel nedenlerini inceleyelim. Oldukça garip görünümlü bu olaya tıp literatüründe tetragametik kimerizm denir. Peki bu olayda tam olarak ne olmakta? Tekrar Karen'a dönecek olursak aslında annesi kendisine hamile kaldığında Karen yalnız değildi. Babasından gelen 2 ayrı sperm 2 ayrı yumurta hücresini dölleyerek çift yumurta ikizi dediğimiz durum oluşmuştu.
Yani normalde Karen'ın ikiz kardeşiyle beraber doğması gerekirdi. Ama hamileliğin başında özellikle blastosist veya zigot aşamasında bu iki yapı kaynaşarak birleşebilmektedir. İşte Karen'ın başına gelen olay tam da buydu. Daha zigot aşamasındayken ikiz kardeşinin hücreleri kendi hücreleriyle birleşmişti. Yani Karen doğduğunda kendi hücrelerinin yanında kardeşinin hücrelerini de taşıyordu. Doğal olarak iki farklı DNA setine sahipti. İşin ilginci, farklı genetik materyale sahip hücrelerin nasıl dağıldığını bilmiyorduk. Yani mide ve dalak Karen'a aitken pankreası doğmamış kardeşine ait olabilirdi. Tam bu noktada ilk vakamıza dönelim. Tahmin edeceğiniz üzere bu baba açısından da tetragametik kimerizm söz konusuydu. Ama garip bir şekilde bu kişideki kimerizm testislerde ortaya çıkmıştı. Ürettiği spermlerin %90'ı kendisine aitken %10'u doğmamış kardeşinin genetik materyalini taşıyordu. İlginç bir şekilde yumurtaya ilk ulaşan %10 içindeki spermlerden biri olduğu için doğan bebeğin babası olarak gözükmemişti. Aslında sonuç hatalı değildi. Gerçekten de bu bebek biyolojik babasının genetik materyalini değil de babasının doğmamış kardeşinin genetik materyalini taşıyacaktı. Özetle doğmamış kardeşle aynı bedeni paylaşma durumuna tetragametik kimerizm denir. Bahsettiğim iki olayda da bu farklılık dışarıdan anlaşılmamakta ama bazı vakalarda bu durum dış görünüşe de yansır. Mesela 1960'da Seattle'da bir kız bebek dünyaya geldi. Sağlıklı gözüken bu kızın bir gözü kahverengiyken diğer gözü elaydı. Ama tek fark bu değildi. Vücudunun bir tarafında yumurtalık bulunurken diğer tarafında testis vardı. Üstelik birbirinden farklı iki kan grubuna da sahipti. Tahmin edeceğiniz üzere bu bebek anne karnındayken erkek ikiz kardeşinin hücreleriyle birleşmişti. Yine Amerikalı şarkıcı Taylor Mull açısından da benzer bir durum söz konusu. Fotoğrafta gördüğünüz üzere gövdesinde bedeninin yarısı farklı bir renkte gözükmekte. Uzun bir süre bu durumun alerjik reaksiyonlarla ilgili olduğunu düşünse de 2009 yılında yaptırdığı genetik analizlerle kendisinin de tetragametik kimerizm olduğu keşfedilmiştir. Aslında tam bu noktada bu biyolojik farklılığın genel adının neden kimerizm olduğundan bahsedebiliriz. Aranızda mitolojiyle ilgilenenler varsa muhtemelen bu ismin nereden geldiğini çoktan tahmin etmişlerdir. Çünkü bu kelime mitolojik bir yaratık olan Kimera'dan gelmekte. İlk olarak Homeros'un İlyada destanında karşımıza çıkan bu yaratık başı ve gövdesi aslandan, sırtı keçiden, kuyruğu ise yılandan oluşan üç başlı bir canlıdır. Farklı kişilerden gelen DNA materyallerinin aynı vücutta bulunmasını özetleyecek güzel bir isimlendirme olduğunu belirtelim. Söz konusu tetragametik kimerizm olduğunda çocuk velayetleri ya da adli tıp açısından ne kadar ilginç hikayelerin ortaya çıkabileceğini tahmin edebilirsiniz. Bu arada paylaştığım bilimsel bilgiler eşini aldatmış bazı insanlara bahane oluşturacakmış gibi gözükse de tetragametik kimerizmin oldukça nadir görülen bir durum olduğunu belirtelim. Fakat kimerizm denen durumun oluşmasında tek neden bu değildir. Mesela doku ve organ nakillerinde de mikro düzeyde kimerizm oluşabilir ama en sık karşılaştığımız mikro kimerizm yine hamilelikte oluşmakta. Şu ana kadar hep çift yumurta ikizlerinin birleşmesinden oluşan tetragametik kimerizm kavramından bahsetmiştik. Şimdi konuşacağımız kimerizm türü yine hamilelik döneminde karşımıza çıkmakta olup çok daha sık görülmektedir. Mikro kimerizm dediğimiz bu durumda anne ve fetüs kendi hücre ve genetik materyallerini birbirine gönderebilir. Bildiğiniz üzere hamilelik sırasında anne ve fetüs arasındaki madde alışverişi plasenta aracılığıyla olur. Eskiden buradan sadece besin ve atık maddelerin geçtiği düşünülürdü. Oysa şu an biliyoruz ki karşılıklı olarak hücre ya da genetik materyal geçişi de söz konusu. Mikrokimerizmle ilgili en çarpıcı örneklerden birine 2012 yılında yayınlanan şu araştırmada rastlanmıştır. Yaklaşık 70'li yaşlarında hayatını kaybetmiş 59 kadının bedenlerinin kapsamlı bir şekilde incelendiği bu araştırmada
çok ilginç bir sonuç ortaya çıkmış. Kadınların beyinlerinde ve çeşitli dokularında Y kromozomu taşıyan hücreler bulunmuş. Şimdi en temel biyolojik bilgiyi hatırlarsak, kadınlar genetik olarak XX, erkekler XY'dir. Yani doğal olarak kadınlarda Y kromozomunun bulunmaması gerekir. İşin ilginci, Y kromozomu öyle bir iki kadında değil, 59 kadının 37'sinde ortaya çıkmıştı. Peki bu nasıl olmuştu? Yapılan detaylı analizlere göre Y kromozomu bulunduran bu hücreler yıllar önce doğurmuş oldukları oğullarına aitti. Fetüse ait hücreler hamilelik sırasında plasenta aracılığıyla annenin vücuduna geçmiş ve ilginç bir şekilde farklı organlara yerleşerek 20-30 yıl boyunca burada yaşamaya devam etmişti. Tam bu noktada kritik bir bilgiden bahsedelim. Anneye geçmiş olan fetüse ait bu hücreler aslında çok kıymetlidir. Çünkü bu fetal kök hücreler spesifik bir hücreye dönüşebilme yeteneği olan özel hücrelerdir. Anneye geçtikten sonra akciğer, tiroid, kas, kalp, karaciğer, böbrek ve deri dahil olmak üzere vücudun birçok dokusuna yerleşerek yıllarca buralarda kalabilir. Kök hücre gibi davranan bu hücrelerin bulunduğu bölgede onarıcı etkiler yaptığı düşünülmekte. Mesela bir vakada bir kadının karaciğerinde çok önemli bir sorun vardı ve organ iflas etmek üzereydi. Ama sonra tam anlamıyla bir mucize gerçekleşti. Karaciğer durup dururken kendisini yenilemeye başlamıştı. Bunun nasıl olabileceğini merak eden doktorlar karaciğerden biyopsi örnekleri aldıklarında adeta şok olmuşlardı. Kadının karaciğerinde 20 yıl önceki hamilelikten kalan DNA vardı. Artık bunun ne anlama geldiğini tahmin edebilirsiniz. Yani çocuğunun mikrokimerik hücreleri 20 yıl boyunca annesinin vücudunda yaşamaya devam etmiş ve en kritik döneminde annesine adeta yeni bir karaciğer hediye etmişti. Bu konuda hayvanlarda yapılan ilginç çalışmalar da var. Mesela farelerde yapılan bir araştırmada anne farenin kalbinde bir hasar oluşturulduğunda fetal mikrokimerik hücrelerin kalbe göç ederek burada hasarı onarmaya yardımcı olan kalp hücrelerine dönüştüğü keşfedildi. Bir başka çalışmada anne beyninde bulunan mikrokimerik hücrelerin sinir hücrelerine dönüşebildiği ve fonksiyonel anlamda beyne entegre olabildikleri ortaya konmuştu. Gerçekten inanılmaz. Diğer taraftan meseleyi bağışıklık sistemi üzerinden incelediğimizde ilginç bir durum görürüz. Normalde bize ait olmayan her hücre ya da doku bağışıklık sistemi tarafından tespit edilip anında yok edilir. Ama burada farklı bir durum söz konusu. Şimdi detaylarına girmeyeceğim ama doğumdan gelen bu mikrokimerik hücreler bir şekilde denetime takılmıyor gibi gözükmekte. Ama bazı durumlarda doğrudan bağışıklık sistemiyle etkileşime girerek olumlu ya da olumsuz tepkiler oluşturabilir. Mesela bazı araştırmalara göre mikrokimerik hücreler bağışıklık sistemini tümör gelişimini önlemesi için uyarabilir. Sağlıklı kadınların kanında meme kanseri olanlara kıyasla çok daha fazla mikrokimerik hücrenin bulunması bu hücrenin bir şekilde tümör oluşumunu engelleyebileceğini düşündürtmekte. Diğer taraftan multiple skleroz hastalarında sağlıklı kardeşlerine oranla daha fazla mikrokimerik hücre görülmesi bu durumun otoimmün rahatsızlıkları tetikleyebilecek bir risk taşıdığını ortaya koymakta. Tüm bunlar şimdilik çeşitli ihtimaller ve bu konuda çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. Ama görünen o ki yeni bir alan sayılabilecek olan mikrokimerizm bizi çok farklı keşiflere götürebilir. Zira mikrokimerizm açısından çok fazla varyasyon olduğunu tahmin edebilirsiniz. Mesela anneye geçmiş olan büyük kardeşin hücreleri ikinci gebelikte küçük kardeşe geçebilir. Daha da ilginci bir kadın fetüs olduğu dönemde kendi annesinden hücre alabileceği gibi daha sonra ilerleyen yıllarda hamile kaldığında kendi bebeğinden de hücre alabilir. Bu durumda vücudunda kendi hücrelerine ilaveten annesi ve bebeğinden gelen farklı hücreleri aynı anda taşır. Hatta bazı araştırmalar farklı kaynaktan gelen mikrokimerik hücrelerin rekabet halinde olduğunu da göstermekte. Özetle hücresel düzeyde bizi birbirine bağlayan, geçmiş ve gelecek arasında bağlantı kurabilme potansiyeline sahip oldukça ilginç bir alan var karşımızda.
Bakalım bu muazzam yolculuk bizi nerelere götürecek?